Islam, Islamrat und damit auch der DGG in den vergangenen Jahren führen durften. Ich hatte den Eindruck, liebe Vertreter des Islamrats in der Dialogforum Islam, dass wir ganz... Ve şöyle cevap vermiştir. Mümin insanların canlarına ve mallarına zarar vermeyeceğinden emin olunan insandır. O güvenilir bir insandı. O güvenilir bir babaydı. O güvenilir bir tacirdi. O güvenilir bir komşuydu. O güvenilir bir peygamberdi. O güvenilir bir liderdi. Dolayısıyla her şeyiyle güvenilirdi. Düşmanına karşı da güvenilirdi. Sevenlerine karşı da güvenilirdi. Onun için karşılıklı güven anlamında mesafe kat etmemizi özellikle istiyorsak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güven ve güvenilirlik vasfını yeniden düşünmek, yeniden müzakere etmeye ihtiyacımız vardır. Bugün burada Müslümanlar olarak farklı dinlerden olan insanlarla birlikte farklı kanaat önderleriyle bir araya geliyorsak bu bir kazanımdır ve bu kazanımın hiç şüphesiz biz sizi bir erkek ve dişiden meydana getirdik ve birbirlerinizle tanışmanız, birbirlerinizle kaynaşmanız için sizi kabilelere, ailelere, sülalelere böldük. Dolayısıyla farklılıklar tanış olma noktasında bir vesiledir. Ayrışma, kutuplaşma değil, tanış olmak için özellikle bizim için en önemli fırsatlardır. Ramazan-ı Şerif'in tanış olmamıza vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Özellikle katılan bütün katılımcılara, misafirlerimize, şahsım ve teşkilatım adına yürekten teşekkür ediyor. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sefa getirdiniz. Dass islamische Gemeinschaften, Familien, Freunde, Nachbarn uns in Ramadan einladen, an ihrer Freude teilzuhaben. Değerli sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, farklı dinlere mensup değerli katılımcılar, öncelikle böyle güzel bir gecede Ramazan'ın anlamına ve ruhuna uygun bir şekilde bizleri bir araya getirdiğiniz için sizlere ve tüm Milli Görüş ailesine teşekkür etmek istiyorum. Ramazan, bildiğiniz gibi rahmet ayı, Ramazan bir bereket ayı, Ramazan bir bağışlanma ayı. Ramazan sadece bedenimize karşı değil, aynı zamanda esas nefsimize karşı bir imtihan ayı. Biz Allah'a şükür genelde bu nefis ve bedenimize karşı olan imtihanı iyi veriyoruz ama toplumsal imtihanı çok iyi vermediğimiz dönemler yaşıyoruz. Es ist immer die Frage, was ist Integration?